Evet sevgili arkadaşlar, Assassin's Creed hakkında konuşacağız bugün. Birazcık bu Assassin's Creed ile ilgili hem geçmişine bakalım, olayın hem hikaye boyutunu, hem de oyun Ubisoft tarafından oyun piyasasına sunulmadan önce Ubisoft'ta ne gibi fikirler olduğunu, bu oyun serisinin hangi düşünceler üzerine kurgulandığı noktasında birazcık konuşalım, hem de Assassin's Creed hakkında ufak da olsa bir kaynak ortaya koyalım istedim. Şimdi biliyorsunuz Ubisoft bu oyunu ilk olarak 7. nesil konsollara çıkarttı. 2006 yılında duyurulmuştu. 2007 yılında çıktı. Hem Xbox 360 hem de PlayStation 3'e geldi. 2008 yılında da bilgisayarlara çıktı. Unreal motoru üzerine geliştirilmiş olan bu oyun Ubisoft Montreal tarafından yapılmış açık dünya, macera, gizlilik oyunu. Oyunun zaten meşhur Jade Raymond'ı bilmeyen yoktur. Patrice Deslet ve Corey May ile birlikte bu seriyi yarattılar. Assassin's Creed serisiyle işte bunların sayesinde biz 2007 yılında oyuncular olarak tanışmış olduk. Serinin öncesinde Ubisoft'un meşhur Prince of Persia serisini biliyorsunuzdur. 3 tane oyunları çıktı ana hikayeyi anlatan. Aslında bu serinin gidişatından son oyundan sonra Ubisoft pek memnun değildi. Hatta Ubisoft bir prensi koruma görevi alan bir asasini kontrol edeceğimiz Prince of Persia Assassin isimli bir oyun üzerinde çalışıyordu. Daha sonra Ubisoft bu karakteri prens olmadan Prince of Persia'nın parkur öğelerini almış ama açık dünyada geçen, aynı zamanda bazı tarihsel gerçekliklere dayanan bir oyun yapmak istedi. Bu oyunda Assassin's Creed oldu biliyorsunuz. Şimdi Ubisoft burada çok zekice bir iş yaptı. Tarihi gerçekliklere dayanmanın yanında adamlar genetik hafıza dediğimiz günümüzde yaşayan ama ataları işte geçmişte önemli noktalarda bulunmuş kişiler. İşte bunlar asasinler, tapınak şövalyeleri kimlerse bunların torun bilmem kaçıncı kuşaktan çocuğu. İşte bu genetik hafızaya sahip kişileri yakalayarak, onlarla iletişime geçerek, onları zapt ederek Animus adını verdiğimiz cihazda bu geçmiş gerçekliği oyunculara oynama fırsatı veren bir oyun. Şimdi seri sevgili arkadaşlar o kadar tuttu ki James Boshart tarafından Kartal Yuvası Alamut adında bir kitap bile yazıldı. Bu kitabı ben okudum. Güzel de bir kitap. Şimdi bu kitapta da Hasan Sabah'ın fedailerini yetiştirdiği bir kale var, Alamut Kalesi. Aynı zamanda burası işte Kartal Yuvası olarak da geçiyor. Oradan bize bir asasinin, bir fedainin hikayesi anlatılıyor. Şimdi sevgili arkadaşlar, asasin kelimesi de aslında haşhaşi kökünden geliyor. Haşhaşi, haşhaş kullanan. Yani kafayı bulmak için Hasan Sabah fedailerine haşhaş kullandırıyor. Bunlar kafayı buluyor. Onlara huri güzelliğinde hatunlar sunuyor kendisine bağlamak için. Daha sonra bu haşhaşi adı İngilizce'ye assassin olarak geçiyor. Assassin de işte biliyorsunuz suikastçı manasında günümüzde kullanılan bir terim. Tarihsel bir gerçekliği var yani bu assassin muhabbetinin. Zaten biliyorsunuz arkadaşlar birinci oyunda da biz Altair'i kontrol ediyorduk. 2007 yılında çıkan bu oyunda. Ubisoft bu oyunla ilgili oyunculara bazı sözler verdi. Kalabalığın bizim hareketlerimize, yaptığımız işlere duyarlı olacağı noktasında. Baya böyle orada yapay zeka ile ilgili. Diğer Ubisoft oyunlarında gördüğümüz üç geldi. Ubisoft yine bu oyunda da bize yaptı zamanında. Her neyse. Şimdi seri burada Altair ile başlıyor. Altair'i kontrol ettiğimiz tek oyun buydu. Şimdi sevgili arkadaşlar, ilk oyunda Abstergo isimli şirket, zaten bu Animus sistemini kullanan şirket Abstergo, genetik hafıza üzerinde bu genleri taşıyan kişileri yakalıyorlar, ele geçiriyorlar. Bunların genetik hafızaları üzerinden hem bazı tarihsel gerçeklikleri değiştirmeye hem de bazı tarihsel gizleri öğrenmeye çalışıyorlar. Şimdi ilk oyunda Desmond Miles, Abstergo tarafından Animus cihazına sokulan kişi. Bunun da işte genlerindeki atası, Assassin kim? Altair İbn Lahat. Altair aslında kardeşin lideriyken, hemen oyunun başında bilmiyorum hatırlar mısınız? Tapınakçılara karşı yaşadıkları feil bir durum vardı. Daha sonra acemi suikastçı kardeşi statüsüne indiriliyor. Tabi eski statüsünü kazanmak için 9 tane tapınak şövalyesi var. Bunlara suikast düzenlemekle görevlendiriliyor. Tabi Altair bu suikastlerin peşindeyken burada yepyeni gizleri keşfediyor işte. Peace of Eden. Tabi bu Peace of Eden muhabbeti devam oyunlarında
daha açık bir şekilde anlatılıyor. Tabii yani iş bu 9 tane suikastle de bitmiyor sevgili arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar, ben bu oyunu bayağı keyifli zamanda birkaç defa bitirmiştim. Günümüzdeki birçok Ubisoft oyunundaki mekanikler de işte bu oyundan çıkmıştı. Bu kulelerle bölgeleri açmalar, eşyalar toplamalar. Seri zaman içinde kendi içinde bir devinim geçirerek zaten ilerledi. Bunu hepiniz biliyorsunuz. Tabii seri tutunca Ubisoft bu serinin etinden sütünden faydalanmak için mobil platformlar için Altair's Chronicles'ı çıkarttı bu arada. Ondan sonra PSP için Assassin's Creed Bloodlines çıktı. Ben bunu biliyorum. 2009 yılında serinin ikinci oyunu geldi. İkinci oyun aslında 3 oyunluk bir serinin de başlangıcıydı. İlk oyundaki karakterimiz olan Desmond bu sefer yaptığı araştırmalar sonucunda Ezio Auditore'de Frenze'nin anılarını araştırıyor. Ezio zaten hemen oyunun başında bir tapınakçının emriyle öldürülen babasının ve kardeşlerinin intikamını almak için suikastçı eğitimi alıyor. Bu oyunla birlikte bazı tarihi kişilikleri de biz tanıyoruz. İşte oyunda Leonardo da Vinci, Sforza, Borgia gibi karakterleri görüyoruz. Bunlardan bir kısmıyla biz birlikte çalışırken bir kısmıyla da karşı karşıya geliyoruz. Bunlar bizim düşmanımız oluyor. Ki bence serinin de en güzel, belki de en saf oyunu ikinci oyunudur. Zira 2009 yılında çıkan bu oyunun hemen üstüne 2010 yılında Assassin's Creed Brotherhood çıktı. Hani bana göre serideki bozulmanın da başladığı oyun budur diye düşünüyorum. İşte bu haritada itemları toplama işinin resmen bunda boku çıkartılmıştı. Bunun dışında oyunun açık dünya öğelerini genişletmek maksadıyla oyunun ana hikayesinden, senaryosundan kopuk bazı işlerin içine bizi soktular. Güzel oyun muydu? Güzel oyundu, fena oyun değildi ama dediğim gibi Assassin's Creed serisindeki bozulmanın başladığı oyun da bence budur. Yani Assassin's Creed gibi bir oyunun üzerine şöyle bir oyunu getirmeleri gerçekten beni zamanında şaşırtmıştı. Brotherhood'un üzerine 2011 yılında artık adamlar yıl yıl bu işin üzerine gitmeye başladılar. Burada bizi ilgilendiren bir diğer olay da bu oyunun hikayesinin büyük bir kısmı İstanbul'da geçiyordu. Sevgili arkadaşlar, her üç oyunda da biz Ezio'yu kontrol ediyoruz. Yani Assassin's Creed 2, Brotherhood ve Revelation'da. Hani bu üç oyun Ezio'nun hikayesini bize anlatıyordu. Bu açıdan seri içinde de aynı karakterle sadece bu seride 3 oyuna yayıldı hikaye. Tek bir karakterle 3 oyuna yayılmış senaryoyu sadece Ezio'da biz gördük. Ezio karakterini de oyuncular çok sevdiler. Hemen zaten 2012 yılında Ubisoft Assassin's Creed 3'ü çıkarttı. Yeni ve farklı bir grafik motoru kullandılar bu oyunda. O açıdan bir yenilik peşindeydi Ubisoft ama oyunun bayağı da bir bug'ı vardı. Bu oyunda sadece grafiksel olarak bir yenilik yoktu. Senaryoda da aslında ciddi bir yenilik vardı. Burada bir Templar ajanı olan Hatem Kenway artı onun suikastçı asasin olan oğlu Connor'ı kullanıyorduk. Hikaye olarak aslında farklı bir oyundu. İşte grafik motorun yenilenmesi, barındırdığı bug'lar nedeniyle oyuncular tarafından da belki de en az sevilen Assassin's Creed oyunlarından biri oldu. Daha sonra sevgili arkadaşlar, cross platformu olan Assassin's Creed Black Flag 2013 yılında hem 8. nesil konsollara Xbox One'a ve PlayStation 4'e hem de 7. nesil konsollar olan Xbox 360 ve PlayStation 3'e çıkartıldı. Bence çok güzel bir oyundu. Seride belki de o güne kadar yapılmış en büyük yeniliği sundu. Deniz savaşlarını getirdi bu oyun. Yani o adaları keşfetme, haritayı açma, deniz savaşları, korsanların idaresi. Bence Assassin's Creed serisindeki yapılmış en güzel yenilik bu oyundaydı. Tabi bu oyun daha sonra standalone bir expansion pack'i çıktı. Assassin's Creed Freedom Cry diye. Onun da hatırı sayılır bir gameplay süresi vardı. Oyun da güzeldi. Zaten bundan sonra seri 8. nesil konsollara evrildi. Ama tabii Ubisoft eski nesil yani 7. nesil konsolları boş bırakmıyordu. Assassin's Creed Rogue çıktı. PlayStation 3 için, Xbox 360 için. Bilgisayara da geldi bu oyun. Bu oyunda çıkış tarihi 2014. Yani Assassin's Creed Black Flag 2013 yılında çıktı ama hemen ertesi sene Assassin's Creed Rogue çıktı. Bu arada ben size şu iki oyundan da bahsetmek istiyorum. Assassin's Creed 3 çıktığı dönemde
PlayStation Vita için ilk önce bu PlayStation Vita'ya özel bir oyundu. Assassin's Creed 3 Liberation adında Vita'ya bir oyun çıkartıldı. Burada da işte bu hanım ablayı kontrol ediyorduk. İşte hanım ablamız evvelinde, daha sonra bu oyun yeni nesil konsollara remaster edildi, bilgisayara çıktı. Aslında fena bir oyun değildi ama PlayStation Vita'daki performansı cidden problemliydi. Şimdi Assassin's Creed Chronicles adında da 2016 yılında side-scroller, yana ilerlemeli, Hindistan, Çin ve Rusya'da geçen 3 tane Assassin hikayesinin anlatıldığı güzel de bir oyun. İçinde 3 tane de oyun barındırıyor. Bu açıdan da güzel bir oyun olduğunu belirteyim. Şimdi benim elimdeki kutulu Assassin's Creed oyunları bunlar. Ben 8. nesil konsol oyunlarını henüz kutulu olarak almadım. Oynadım ben bunları. Son Odyssey ve Valhalla hariç ben Assassin's Creed oyunlarını oynadım 8. nesil konsollarda. Yani neler çıkmıştı? Black Flag. Ben bunu çok keyifli oynadım. Yeni nesil konsollarda. Hem eski nesli hem yeni neslini oynadım. Zaten Black Flag ile ilgili şöyle bir durum vardı. Biz Black Flag'e ilk önce PlayStation 3'ü aldık. Daha sonra belirli bir süre ücretsiz yükseltme verdiler PlayStation 4 sürümüne. Ben onu da aldım. Belki de 10 dolar gibi bir ücretli yükseltme de olabilir. Benim aklımda ücretsiz diye kalmış. O şekilde biz onun PlayStation 4 sürümünde edinmiş olduk. Ardından zaten biliyorsunuz o meşhur Unity oyunu çıktı. Unity'den sonra biliyorsunuz arkadaşlar Assassin's Creed Syndicate çıktı 2015 yılında. Artık her yıl dikkat ediyorsanız 2014 yılında işte Assassin's Creed Unity, 2015'te Syndicate, 2016'da Chronicles'lar çıktı. O arada 2 yıllık bir ara verildi. Yeni bir yapıya kavuşturma sözüyle seri. Ne yaptılar? Adamlar 2017 yılında Assassin's Creed Origin'i çıkarttılar. Origin oyunu da benim oynadığım en son Assassin's Creed oyunu oldu. Şimdi Odyssey ve Valhalla çıktı bu oyundan sonra. Her ikisi de bende bilgisayarda mevcut. Hatta ben Odyssey'yi de daha yeni kurdum bilgisayara. Elimde bir oyun var. Muhtemelen Odyssey'ye de bu yakın zamanda başlayacağım. Bu oyunları ben kutulu olarak almayı düşünmedim. Bakalım işte ilerleyen zaman içinde bir arşivci olarak ben bu oyunları alır, kütüphaneme de eklerim uygun fiyata bulduğum zaman. Uygun fiyatlara düşmesini bekliyorum. Şimdi seri dediğim gibi arkadaşlar ikinci oyun bana göre serinin en iyi oyunuydu. Ama bozulmanın da başladığı oyun yine Ezio'nun hikayesini oynadığımız devamı olan Brotherhood'tu. Seriyi bozan oyun. Gittikçe oyun bozuldu. Syndicate'den sonra bir duralım dediler. Bakalım bu geliştirme sürecine bir yıl daha ekleyelim. Daha güzel bir oyunla oyuncuların karşısına çıkalım. Karşımıza çıka çıka adamlar Assassin's Creed Origins ile çıktılar. Hani evet dövüş sistemini değiştirdiler. Hatta o oyunda Witcher'dan bayağı bir esintiler vardı dövüş sistemiyle ilgili. Ama sonuç olarak yine ne yaptılar? Oyuncular pek bence mutlu edemediler. Hatta ben Origin'i oynadıktan sonra da bu oynadım. Son Assassin's Creed oyunu olur dedim. Ama önceden de bunu birkaç defa demiştim. Her defasında döndük Assassin's Creed oyunlarını barındırdıkları o tarihsel dokusuyla. Ondan sonra bu genetik hafıza muhabbetine de ben çok hastayım. Animus muhabbetine. Bu açıdan gerçekten de hoşumuza gidiyor. Kendimizi oynamaktan alıkoyamıyoruz. Zaten Odyssey ve Valhalla'yı da bu şekilde ben oynayacağım bu yakın zaman içinde. Assassin's Creed serisi görüyorsunuz arkadaşlar. 7. nesil konsollara 7 oyunla teşrif etti. 8. nesil konsollarda işte Rogue, Unity, Syndicate, Origins, Odyssey, Valhalla. İşte sevgili arkadaşlar 8. nesil konsollarda da 6 oyunlar var. İşte o arada bir yıl boşluk verdiler ya Origins'ten önce. Yoksa burada da 7 oyun olacaktı belki de. Bakalım 9. nesil konsollarda kaç tane Assassin's Creed oyunu göreceğiz. Assassin's Creed serisi bir nevi Prince of Persia hayranlarını da kızdıran bir oyun. O noktada oyuncular Ubisoft'a kızıyorlar. Niçin işte Assassin's Creed ile birlikte Prince of Persia serisine de devam etmiyorsunuz diye. Tahmin ediyorum Prince of Persia serisinin Assassin's Creed serisinin satışlarını baltalayacağını düşünüyorlar. Muhtemeldir böyle bir şey olmaz. Evet. Hem koleksiyonumdaki Assassin's Creed oyunlarından biraz bahsettik. Bu arada şunu da söyleyeyim sevgili arkadaşlar. Ben bu oyunlardan Rogue hariç hepsini oynadım. Bazılarını birkaç defa bitirdim. Ama bunlar bende zamanda kutulu vardı. Aldım oynadım sattım. PlayStation 3 zamanı. O zamanlar bende bu arşivcilik muhabbeti yoktu. Bir kısmı dijital olarak vardı. Ben bunları elden çıkartmıştım. Hiç elimde kutulu Assassin's Creed oyunu yoktu. Bu yakın zamanda ben bu 7 oyunu çok uygun
uygun fiyata aldım. Hatta söyleyeyim ben size. Bu 7 oyun bana 190 küsür lira gibi bir fiyata geldi. Çok uygun. Hani her zaman söylüyorum işte kutulu oyun işinde bir nesil geriden takip etmekte büyük fayda var arkadaşlar. Eğer arşivciyseniz, koleksiyoncuysanız o zaten apayrı bir şey. Onu zamanında alıyorsunuz, yoksa zamanında almadığınız koleksiyoner sürümleri çok daha pahalıya satılıyor. Orada da zamanında almak lazım. Benim gibi arşivciyseniz bir nesil geriden takip etmenizde fayda var. Hatta yani bir nesil geriden de oynayabilirsiniz oyunları. Özellikle eğer single player oyunları seviyorsanız. Evet, Assassin's Creed serisiyle ilgili muhabbetimiz burada sona erdi arkadaşlar. İşte biraz seri anlattık. Birazcık kendi duygu düşüncelerimi aktardım sizlere. Kutulu oyunları gördük burada. İnşallah bunların PlayStation 4'teki devam oyunlarında kutulu sürümlerini aldığımızda onlarla ilgili buna benzer bir içerik hazırlar sizlere sunarız. İnşallah nasip olur sevgili arkadaşlar. Videomuzu sonuna kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.